Herkese merhaba, ben Yiğit bugün. Çekiliş videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi öncelikle çekiliş videosunu yapacağız. Sonrasında kanalla ilgili olarak birkaç açıklama yapacağım. Biliyorsunuz her çekiliş videosunda bunu yapıyorum. Kanalla ilgili açıklama yapacağım. Çekiliş videosundan sonrasında kalmak isteyen açıklamayı dinleyebilir. Şimdi öncelikle bana mail atan ve videolarımı baştan sona izleyen Cansu Can ve Urukay'ı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi çekilişe katılmaya kazananlar 4 kelimeyi doğru bilerek yani direkt bu çekilişe kendileri katıldı. Ben de direkt biliyorsunuz ki ya Google Play 25 TL'lik Google Play ya da 20 TL'lik Steam kod şeklinde veriyorum. Kazanan kişi kim olursa yani bana direkt bu mail adresime ya da direkt daha doğrusu bu videonun altına yorum olarak yazabilir. Abi ben işte Google Play kodu istiyorum ya da ben Steam kodu istiyorum gibi belirtebilir. Ben de direkt kendisine mail adresine yollayacağım. Hadi başlayalım. Bu arada mail adresinizi bana tekrar daha doğrusu yazabilirsiniz. Şimdi ben belki bulamayabilirim. Bana Gmail adresine tekrar mailinizi yazın arkadaşlar. Ya da işte Google Play ya da Steam kod şeklinde belirtin. Mutlaka yorumlar kısmına da yazın. Tamam. Kazananı belirliyorum. Kazanan Cansu Can oldu. Cansu seni tebrik ediyorum. Sen galiba şey istemiştin. Google Play kodu istemiştin. Bu Google Play kodu yani 25 TL'lik Google Play kodunu tarafına göndereceğim. Dediğim gibi yani yorumlar kısmına yaz veya direkt yani bana mail olarak da mutlaka at ki bir karışıklık olmasın. Şimdi kanalla ilgili olarak açıklamalarıma geleyim. Kanalın kontrol ettiğimde aslında bakarsanız hani gidişat olarak bazı sevdiğiniz ve beğendiğiniz oyunları oynayamıyor olabiliyorum. PUBG oynayabildiğim bir oyun değil. Video çıkaracak kadar çok oynayamıyorum. Kusura bakmayın. İsterseniz Path of Exile videoları gelebilir. Path of Exile sevdiyseniz eğer Path of Exile ile ilgili olarak sizlere bildiklerimi açıklayabileceğim birkaç video çekebilirim. Rehber tadında olabilir. İşte örnek veriyorum. Bazı belli başlı build'ler var ve bu build'leri kastığınız zaman güçlü karakterleriniz olabilir oyun içerisinde. Bunlarla ilgili olarak eğer ki isterseniz yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ama onun dışında rekabetçi oyunlara çok fazla giremiyorum. Hem bu oyunları çok fazla oynayıp öğrenebilecek kadar çok fazla vaktim olmuyor. Hem de yani örnek veriyorum PUBG'dir, LoL'dür falan zaten çok böyle becerebildiğim, çok böyle hard oynayabildiğim oyunlar değil. Bu oyunları çok iyi oynayan adamlar çok iyi izlenildiği için genel olarak, genel itibariyle çok fazla böyle videosunu atabileceğimi söyleyemem. Ama söyledim gibi yani her zaman için şunu belirtiyorum. LoL olur, PUBG olur, bilmem ne olur. Bunlarla ilgili olarak eğer ki takım kurabilirsek, 4-5 kişi örnek veriyorum. Bu takımı girip hani Call of Duty mesela olabilir. Takıma girip bu oyunlara devam edebiliriz. Bu arada Call of Duty videoları gelir. Call of Duty en son yani güncellemeden sonrasında bayağı bir bende hani hata çıkartmaya başlamıştı. Açıkçası internetteki sıkıntından dolayı da sürekli laglar olmaya başlamıştı. Bundan dolayı onu ben bir süre askıya aldım. Ama şimdi tekrar kontrol ederim. Uzunca zamandır elimi sürmüyorum o seriye. Tekrar bir kontrol ederim. Düzeldiyse oynayabiliriz. Ama düzelemediyse gene onu askıya almak zorundayım. Yani 140-150 ms ile oynamaya çalışıyordum onu. Bayağı bir sıkıntı oluyordu açıkçası. Ondan kaynaklı ben de hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz size de düzenli olarak video atmaya çalışıyorum ama benim işim saat 6'da bitiyor. 6'da bittikten sonrasında 9-10'a kadar yine aynı şekilde devam ediyor. Hatta yani daha da fazlasına kadar bile sürebiliyor. Bu aralar bayağı bir yoğun olarak çalışıyorum. Ondan dolayı videolarda aksaklık olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün hatta size bir tane video atacaktım. Video atarken kayıt programı hata vermiş. Assassin's Creed Odyssey'in 40 dakikalık bir bölümünü mecbur atlamak zorunda kalacağız. Veya bakacağım onu şimdi hatırlayamadım. Eğer ki eski save'im varsa bir önceki bölümün sonundaki yapmış olduğum bir save varsa hani oradan devam ederiz diyeceğim ama emin değilim var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Ona bir bakarım. Onun dışında dediğim gibi farklı veya yani oynamak mı istediğiniz farklı bir oyun varsa hikaye tabanlı özellikle bu oyunları oynayabilirim. Alan Wake attım, teşekkür ederim. 12 kişi falan izledi. 12-15 kişi falan izledi. Yani çok düşük de onun izlenmesi. O seriye devam etmeyeceğim.
Yani sizin beğendiğiniz, sizin istediğiniz hikaye tabanlı bir oyun varsa, bakın hikaye tabanlı diyorum. Bu önemli çünkü yani dediğim gibi ben rekabetçi oyunlar çok fazla oynayamıyorum. Ya da Minecraft örnek veriyorum. Minecraft'ın izleyicisi farklı bir kitle. O kitle bende yok arkadaşlar. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kanalımın büyük bir çoğunluğunu 18-24 yaş arası kitle oluşturuyor. Yani işte 13 yaşından 18 yaşına kadar olan çok az kişi var. Yani Minecraft'tır, işte Roblox'tur vesaire gibi oyunların izleyici kitlesi benim kanalımda çok fazla bulunmuyor. Zaten siz de bu videoyu izlediğiniz zaman hak verirsiniz. Ama onun dışında hikaye tabanlı oyun, yani oyunlar oynamamı isterseniz hikaye tabanlı olarak bana oyun önerin. Uygunsa alabileceğim bir oyunsa değerlendirmeye alayım. Beraber onu oynayalım. Yani veya işte örnek veriyorum. Path of Exile'dır, Diablo 3'tür. Ben bu oyunları çok çok uzun saatler gömdüm. Yani Path of Exile'ın şu anda Steam'de, yani isterseniz gösterebilirim videolarda tabi, 200 saate yakındır. Yani 200 saat belki geçmiştir bile. Diablo'da da keza öyle, yani hemen hemen 600-700 saatim vardır. Yani bu oyunları iyi bildiğimi düşünüyorum. İyice yani oynayabileceğimi ya da sizlere iyi, yani nasıl söyleyebilirim? Yani iyi tavsiyeler verebileceğimi düşünüyorum. Hani böyle bir şey, böyle söyleyeyim. Onun dışında öğrenmek isterseniz yine bunların bu videosunu çekelim. Bunların dışında da yine video oyun önerirseniz mutlaka siz de bana söyleyin. Bir arkadaşınız geçen gün bir oyun yazmıştı. Abi Resident Evil 3 çeker misin diye. Valla ben çekerim Resident Evil 3. Ancak şöyle bir şey var. Yani bu oyunlar İngilizce oyunlar biliyorsunuz ki. Şimdi bende de sular seller gibi bir İngilizce yok açıkçası. Ama yani olayı anlayabildiğim kadar size anlatırım. Red Dead Redemption'da olduğu gibi. Olayı anlayabildiğim kadar anlatırım. En azından hikayeyi anlarız ama altyazıları birebir çevirebilir miyim? Kesinlikle çeviremem. Yani öyle bir İngilizcem yok. Hani bunu bilin. Bunu ona göre hani söyleyeyim size. Ha, ki hikaye tabanlı oyunlar çekmemi, oynamamı isterseniz ben yine dedim ben oynayabilirim. O yönden, o bağlamda. Ama örnek veriyorum, bir oyunun altyazısı vardır. Türkçe altyazılı bir şekilde. Bunu da değerlendir abi derseniz bakarım. Değerlendirmeyi alabilirsem alırım. Onu da değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de söyleyeceğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlar kısmında yazın. Bu aralar söylediğim gibi bu videoların aksamasının sebebi bu. Ama yani bu hep böyle sürecek değil. Belki bir hafta falan daha böyle sürebilir ama sonrasında rayına girecektir, ondan eminim. Bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Eğer siz de bu videoları beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.